Arkadaşlar merhabalar. Ekranda gördüğümüz ev hakkında konuşmak istiyorum. Gittiğim hasar tespiti yaptığım bölgede bunun gibi birkaç yapı vardı. 95 yapısı burası ve betonarme bir bina. Bu binanın betonu elle karılmış. Dere mıcırı kullanılmış ama hala beton firmaları dere mıcırıyla yapılmış beton gönderiyorlar. Bunun dışında bu videodan sonra yayınlayacağım bir tane daha video var. O çok daha enteresan bir video. Onu dikkatle izlemenizi tavsiye ederim. Ama maalesef ikisinde de betonun kalitesizliği ön planda. İkinci video hakkında şu an konuşmayalım. Sadece ayak seslerini vermiş olayım size ama burada şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. Yetersiz çimento yahut yeterli çimento olsa bile elle karıldığı için ama karma aşamasında ama taşıma aşamasında yahut kalıba döküm aşamasında şerbetinin akıp gitmesi hadisesi mevcut. Yani burada agrega dediğimiz mıcırların o betonun içindeki taş tanelerinin birbirine yapışması, birbirini kavrama özelliğini sağlayan çimento miktarının olmadığını görüyoruz. Tecrübelerim doğrultusunda söylüyorum. Normalde deney doğrultusunda bunları söylemesi lazım ama ben tecrübelerim gereği söylüyorum. Büyük ihtimalle bu bölgelerde sıcak bölgeler beton atıldıktan sonra yeterli miktar sulama, kürleme, betonarmeyi soğutma, kaybettiği suyu geri verme anlamında betonarmenin sulanmadığını düşünüyorum. Biz çünkü beton attıktan, Erçin kalıbı söktükten sonra bütün beton elemandan sulamamız gerekiyor. Sadece betonu değil, taşıyıcı özelliği olmayan duvarın üstündeki sıvaları da sulamamız gerekiyor. Çünkü kimyasal tepkin sonucu açığa çıkan ısı ve betonun kaybettiği su daha çok çatlamaya sebep olacaktır. Bunlar da mani olmak için tekrar tekrar sulanması, soğutulması gerekir. Yani benim burada esas dikkatimi çeken hadise betona çekişte değil, böyle birkaç tane tekmeye de vursanız betonlar dökülüyor. Bu çok enteresan. Ben sıvayı zor kırarken altındaki beton daha evvel dökülüyor. Böyle bir enteresan durumla karşı karşıyayız. Deminki fotoğraf bir iki tane kabuk atması olan bir elemandı. Bu da üst kattan bir fotoğraf. O ilk gösterdiğim alt kat, bu üst katın fotoğrafı. Burada da yine durum aynı. Bakın gördüğünüz gibi taneler böyle havada asılı duruyor neredeyse. Böyle elle tek tek ayıklarsınız. Bu görüntüyü birçok yerde gördük. Tamam, gördüğünüz gibi etriye var. Belki aralığı iyi değil. Çünkü burada sadece bir tane olması doğru değil. Yani şurada en azından birkaç tane de olması lazım ama o günün yönetmelikleri gereği gördüğümüz gibi demirle alakalı bir bozulma söz konusu değil. Buradaki esas sorun basınca çalışan betonun işini yapmaması. Videoya geçelim. Bunu bundan sonraki size göndereceğim videoda daha net konuşacağız. Buradaki kolonu açtık çatlaklardan dolayı tabii ki. Herhangi bir sıkıntı yok. Kolonun herhangi birinde çatlak falan yok. Ama beton kalitesi çok kötü. Artı mıcırı almış çekiştirdiğiniz zaman şu agreganın iç yapısını şöyle görebilirsiniz. Böyle sarımsı, bana göre dayanımı düşük bir agrega. Artı yani çekici dokumayla malzemeyi yaşa ya. Yani keski falan kullanmaya gerek yok. Biliyor. O yüzden kolonu bu zorundayız. Ama baktığınız zaman kolonda herhangi bir şey görünmüyor. Herhangi bir şey yok. Ama dediğim gibi sen de yaptın lan bunayı. Böyle o kalite. Baksana. Çekişte falan mı yazdın abi? Elle dökülen şey. Elle mi döküldü bu? Evet. Kaç yıl yapıldı? 95. 90. Baksana ya.
Kesik bulmama gerek yok. Korneş takarken adamın ki çok, çok kötü bir şeymiş. Baksana. Şöyle bak, bir bakalım. Ya biz buna betondan ziyade kül diyebiliriz abi. Şuradaki çatlağı takip ettik. Burada bir çatlağımız var. Burayı kesmiş. Burası kesme çatlağı. Eğilme değil. Kolum patladı. 1 milimetre. Ama yani sıvayı daha zor kaldırıyorum çünkü bu sefer ben koluna zarar vermiş oluyorum. O da olmuyor. Bir de şuraya bakalım. Burada bir şey görünmüyor. İyi misiniz? Burada bir şey görünmüyor ama şurada bir tane çatlağımız var. 1 milimetre. Onu değerlendireceğiz. Burada duvar. Şurası kolon sadece. Bağlı burada bir tane yine kesme var. Bunun nervürsüz. Nervür yok. Şurada bir tane kesme çatlağı var. Yani fazla dokunmak istemiyorum. Dokunduğum yer şey yapıyorsan sökül geliyor. Şöyle gelmiş. Şuraya patlatmış, şöyle devam etmiş çatlak. Orada iki tane var. V şeklinde. Muhtemelen şunun devamı da var. Evet, aynen öyle. Burada böyle çatlak girmiş, patlatmış. Orada patlatan biz değiliz. Onu da yine kesme çatlağı patlatmış. Şimdi burada şuradaki çatlak içeriden görünüyor. Yani yüzünde olan bir hidratasyon ısısına maruz kalmış çatlaktan bahsetmiyoruz. Bu da içeride. Bu da içeride. Bunlar kesme kuvvetleri doğrultusunda olan çatlaklar. Bir tane de şurada var. Ama şu an kamerada herhalde yansımıyor. Bir izleyelim şimdi. Dikkat çekeceğimizleri söyleyeceğim. Bu gördüğümüz kolonun belli ki İçindeki çimento oranı, kalıp söküldükten sonraki betonun bakımı. Demek ki burada uygunsuz olan bir durum var ki çekişte kırabiliyoruz. Şimdi ikinci kolona bakalım. Biliyorum. O yüzden kolonun... Bakın. Bu kolonun üzerinde sıva çatlağı var. Sıvayı açıyorum. Ama altında çatlak yok. Bakın kıramıyorum. Şimdi ben burada mal sahibiyle ilgili konuşurken bir önceki kolonu konuşuyorum. İşte çekişte kolon mu kırılır diye. Hani bunun muhabbetini yapıyorum ama bakın bu kolon kırılmıyor aslında. Birazdan murşla giriyorum kolona. Sadece bir parça çıkıyor. Orada bir diş olduğu için şimdi murşla giriyorum. Bakın şu an kırılmıyor bu kolon. Sonuca gelelim. Bu kolonda herhangi bir hasar yok. Aynı zamanda kolonu elimizdeki çekişle murşla kıramıyoruz. Ama
bir diğer kolonu veya içerideki diğer kolonları, hasar olan kolonlara sadece murcu veya çekici dokundurmayla kolon aşağı iniyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Agrega ne kadar kötü de olsa, betonarme elemanın içerisinde bulunan çimento su miktarları olabildiğince uygunsa ve betonarme elemanın bakımı ne kadar iyiyse, gördüğünüz üzere aldığı hasar da o kadar az. Bu işin özeti budur.